İyi günler. Son gelişmelerle karşınızdayız. Fransa'da olaylar devam ederken Fransa Dışişleri Bakanı önemli bir anlaşma imzalıyor. Yıllarca Afrika'nın zengin kaynaklarını sömüren Fransa, bu sefer Moğolistan'a göz dikmiş durumdaki Rusya ile Çin arasında kalan bu bölgede bile Fransa'nın sömürge bağlamında yine kendi adına başarılı bir iş yaptığını görmekteyiz. Neden bunu diyoruz? Fransız Bakan, Fransa Dışişleri Bakanı Moğolistan gezisi sırasında 1 milyar euroluk uranyum anlaşmasını zorlamış durumda. Ki zorladı ifadesi Moğolistan medyasında kullanılıyor. Fransa Dışişleri Bakanı Katerina Colonna'nın bağları güçlendirmeyi ve ülkesinin Asya ülkesinden geniş zengin maden kaynaklarına erişimini genişletmesi bağlamında önemli bir ziyaret yaptığı ifade edilirken, Colonna, Çin ve Rusya arasında Fransa'nın 3 katı büyüklüğünde karayla çevrili demokrasi ülkesi Moğolistan'a geldim açıklamasını yapıyor. Ona göre Fransa ve Moğolistan iki ülkenin egemenliği ve stratejik özelliklerini güçlendiren yeni bir anlaşma da imzaladı. Daha sonrasında gazetecilere demeç verilirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen ay ülkeye yaptığı geziye de değinilirken Moğolistan yeterince kullanılmayan ve tümü tamamlanmamış kaynaklarla dolu açıklamasını yapıyor. Açıkçası Moğolistan'ın zengin kaynaklarına göz diktiklerini de ifade etmişler. Hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, çekinmeden bunu söylemişler. Fransız nükleer şirketi Orano'nun Moğol hükümeti tarafından henüz onaylanmamış bir projesine atıfta bulunulurken, Fransa uranyum madenlerini genişletmeyi amaçlayan büyük bir projede dahil olmak üzere birkaç projeyle Moğolistan'daki işbirliğine devam ediyor. Dolayısıyla Fransa'nın stratejik özelliği güçlenecek açıklaması yapılmış. Fransa Moğolistan'da önemli miktarda uranyum çıkaracak. Daha sonrasında sürdürülebilir ve sorumlu bir kullanım için yeni bir model Fransa tarafından Moğolistan'a teklif edilmiş durumda. Paris Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü Moğolistan ev sahipliğinde Fransa ve Almanya sponsorluğunda düzenlenen feminist diplomasisi ve kadın hakları konulu Dışişleri Bakanları toplantısına da katılım sağlarken, kısacası dostlar, Moğolistan'a yönelik bu şekilde bir haber de gündem olmuş durumda. Moğolistan'ın zengin uranyum kaynaklarının bu bağlamda Fransa tarafından sömürüleceğini de şimdiden not düşelim. Bu arada dostlar, Fransa demişken Fransa'da yeni görüntüleri görmektesiniz. Gösterilerin hızı 6. gecesinde biraz kesilmiş durumda. Güvenlik güçlerinin Marsilya caddelerinde zırhlı araçlarla devreye gezdikleri de gözlemleniyor. Protestoların maliyetinin 1 milyar avroyu aştığı ifade edilirken, Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneği MEDEF Başkanı Geoffrey Roche da basın açıklamasında bulundu. Protestoların 1 milyar eurodan daha fazla hasara yol açtığını duyururken, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın ise soyulduğunu ifade ediyor. Fransa demişken aslında ilginç bir haber aktaralım. Şahsen bana ilginç geldi. Neden bunu diyoruz? Geçen günlerde Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi'nin görevden alındığı duyurulmuştu. Hatta bu konu Türk medyasında ülkemizde gündem olmuştu. Fakat bugün itibariyle görevden alınan kişinin hala Türkiye'nin Paris Büyükelçisi olduğunu görmekteyiz. Çünkü Anadolu Ajansı'nda kendisinin videosu paylaşılıyor. Açıklama da şu şekilde: Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ifadesi kullanılmış. Fransa'da genç sürücünün polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren olayları değerlendirirken kendisi açıklamalarda bulundu. Böylelikle muhtemelen bu görevden alma kararının iptal edildiğini anlıyoruz. İlk defa bu da ortaya çıkmış oldu. Biz ayrıca bu yağmalama olaylarından yine Fransa'daki Türk vatandaşlarının işletmelerinin zarar görmemesi için de yakın takibi sürdürüyoruz. Bizim başkonsolosluklarımıza. NATO'ya gidiyoruz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresinin 4. kez bir kez daha uzatıldığı duyuruldu. Minister Kalmbauer, ladies and gentlemen, 20 years ago. An itibariyle Türkiye'de öğle saatlerinde biz bu videoyu çekiyoruz. Dolayısıyla zirve yeni başladığı için pek bir gelişme olmasa da kısaca aktaralım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü'ne video konferans yoluyla katılım sağlıyor. Burada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov şu an itibariyle konuşma gerçekleştiriyor. En son şunları söyledi. Şiyo, Uluslararası Organize Suçlarla Mücadele Merkezi'ni Bişkek'te kurmalı. Bu önemli açıklamasını yapıyor. Diğer haberler dostlar, Uganda'ya gidiyoruz. Uganda Müslüman Yüksek Konseyi, İsveç'in başkenti Stockholm'de cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınamış durumda. Başkan yardımcısı Şeyh Muhammed Ali Viyasma konuşuyor. Yine Şili'nin kuzeyinde bulunan dünyanın en kurak ve sıcak çölü olan
Atakama Çölü'nün çöplüğe döndüğünü görmektesiniz. Pasifik kıyısında bulunan bir liman kentine 20 kilometre uzaklıktaki çölden bahsediyoruz. İsrail ordusunun işgal altındaki Jenin kentinde kuşatma ve saldırıları ikinci günde de devam ederken Jenin mülteci kampına yönelik hava saldırıları ise dikkat çekiyor. Amerika'nın Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde silahlı saldırı oldu. 4 ölü, 2 yaralı, 40 yaşlarında olduğu öğrenilen erkek saldırganın olayın ardından gözaltına alındığı, cinayetlerde kullandığı değerlendirilen 3 silaha da el konulduğunu ifade edelim. Dün akşam saatlerine yayınladığımız haberde eski ABD Devlet Başkanı Bill Clinton'un temaslarda bulunmak üzere Arnavutluğa geldiğini söylemiştik. Clinton, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin ardından Rama, Clinton'a kamu başarılarından dolayı takdir ödülünü takdim etmiş durumda. Ödül takdiminin ardından Rama, Clinton konuşma gerçekleştiriyor. Hala bu ziyaretin neden yapıldığı tam olarak açıklanmamış durumda. Japonya, Afganistan'da üniversite öğrencileri için burs sağlayacağını duyurdu. 13 yıl sonra Türkiye Mısır'a büyükelçi atıyor. Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen olmuş durumda. Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amir El Hami aday göstermişti ve kendisi an itibariyle büyükelçi olmuş durumda. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı bu iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur. Bu perspektiften hareketle iki ülke Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradeleriyle bildiğiniz gibi birkaç yıl önce bir süreç başlatıldı. İlk aşamada istihbarat diplomasisiyle bu süreç yürütüldü. Burada istihbarat başkanlarını belli aralıklarla bir araya geldiler ve konuları bir noktaya taşıdılar. Bir diğer haber, Esad rejiminin topçu birliklerinin Halep'in batısında Deret İzza bölgesinde sivil yerleşim yerlerini vurduğu yönünde de haberler servis edilmiş. Önemli bir haberi görmektesiniz. Azerbaycan, Rus propaganda medya servislerini kısıtlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir internet sitesi de Azerbaycan'da erişime yasaklanmış durumda. Günün güzel gelişmelerinden bir tanesi. Yine Kazakistan'la ilgili bir haber paylaşılıyor. Kazakistan'da sıkıntılı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tokayev yönetimi ülkeyi iyi yönetemezken ülke Rusya ile Çin arasında gelip gidiyor. Bu bağlamda dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Kazakistan'da rafineriler sabote ederek Rus benzine ithalat yolu açılıyor. Kazakistan Enerji Bakanı Sadkaliyev, Rus Gazprom'un Kazakistan'a benzin sevkiyatına başladığını duyurdu. Skandal haber kimseyi şaşırtmıyor. Dün Tokayev'e yönelik bir haberi servis etmiştik. Bilindiği gibi sürekli Kazakistan'da patlamalar oluyor. Bu gelişmeler hiçbirimizi şaşırtmazken Kazakistan'daki Rus varlığının giderek daha da pekiştiğini de hatırlatalım.